Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Red Dead Redemption'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki bölümleri sizlere aktarmadım. Bunun sebebi arkadaşlar, Twitch'ten aktarmış olduğum canlı yayınların kalitesi biraz daha böyle düşük görünüyor. O yüzden bu oyunu sizlere daha kaliteli sunmak istediğim için aradaki bir bölümü sizlerle paylaşamadım. O bölümde ne olduğunu hemen size söyleyeyim. O bölümde arkadaşlar hükümetten adamlar geldiler. Biz bir tren soygunu yaptığımız için en son hatırlayacaksınız. Ve iyice gözlerine battığımızdan dolayı geldiler ve bizi uyardılar. Peşimize düştüğümüzü söylediler. Dutch'ı teslim etmemi istediler. Ben de teslim etmedim. Ve kampı taşımak zorunda kaldık. Çünkü deşifre olmuştuk. Buradan itibaren devam edeceğiz serimize. Bundan sonra video girişi yap abi, video çıkışı yap abi diyen arkadaşlar canlı yayından aktardığınız zaman bu şekilde olabiliyordu videolar, ama artık istediğiniz şekilde çekelim. Şimdi neredeyiz bakalım bir. Dutch ve görevi var. Bay Person varmış burada. Bayan sen... Yok, şu delikanlı bir dursun. Biz Dutch'ın görevine bir gidelim arkadaşlar. Gerçekten ortalık karışmaya başlıyor gibi. Artık hükümet ağırlığını hissettirmeye başlıyor. Hani kovboyların zamanının tükendiği döneme yaklaşıyoruz. Ki zaten artık ciddi bir baskı altındalar. Merhaba. Merhaba. Bakalım nasıl bir sonu olacak oyunun. Gerçekten çok merak ediyorum. Dutch. Bok gibi. It's funny. Us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania. Fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. Dutch, hedeflerin çok yüksek ya. Society to a kinder, truer, better way. O tren soyarak yapamazsın onu. We're thieves. In a world that don't want us no more. Doğru söylüyor. Are dreamers in an ever duller world of facts. Now I'll give you that, but come on. We got the day. Vallahi sonumuz boka gidiyor yani. Old Jose says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish. Şimdi ilk oyunun hikayesinden hemen bahsedeyim arkadaşlar. İlk oyunun daha öncesinde geçiyor biliyorsunuz bu oyun. Bu araya koymamış olduğum, sizin görmediğiniz oyun bölümünü Twitch'te paylaşmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz ama şöyle bir hikayesini anlatmıştım. İlk oyunda John Marston oyunun sonunda öldürülüyor arkadaşlar. Hükümet John Marston'a diyor ki ilk oyunun genelinde. Diyor işte artık çağınız bitti. Gelin diyor. Bana diyor yardımcı ol. Geri kalan senin diğer adamları da avlayalım. Sonrasında senin işte suçlarını silerim falan filan, rahat bir hayat yaşa gibi bir yalan söylüyorlar John Marston'a. John Marston da yardımcı oluyor. İşler öyle ilerliyor. Birlikte diğer kanun adamları, kaçaklarını yakalıyoruz vesaire falan filan derken en sonunda John Marston'ı da öldürüyorlar. İlk oyun ben oynamadım. Talha Aynacı'nın YouTube kanalındaki videosunu seyrederek ilk oyunun hikayesine eriştim. Şimdi ilk oyunun daha gerisindeyiz. John Marston filan hala bizle beraber, daha ölü değil. Hatta John Marston'ın oğluyla balık tutmaya gittik. Gerçekten çok tuhaftı yani. Hikayesini bildikten sonra daha özel oluyor oyun. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot. Aynen. Güzel de biraz pis bir yer ya. It's like I can breathe again. Thick and soupy. Şu an böyle göründüğüne bakmayın. Might even do your whistling pipes some good, Jose. I was once in this country with Bessie. Feels like a lifetime ago. It was. Sürekli oradan oraya, oradan oraya sürüklenip duruyorlar. Canımız sıkılıyor, tren soyuyoruz. Yani böyle bir hayat yaşıyoruz şu an. Dolayısıyla aranmak kaçınılmaz oluyor. We have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. But we don't have to hide. Bu arada arkadaşlar, yorumlarda birkaç arkadaş yazıyor, onlardan görüyorum. Abi atın staminası iyi değil, abi atı değiştir falan gibi yorumlar geliyor. Arkadaşlar,
Ya oyunu bilmiyorsunuz. Gerçekten ya oyunu bilmiyorsunuz. Ya da bir şeye çok fazla takmışsınız. Atın staminası gayet iyi durumda. Ya ben online'ını çok uzun süre oynadım. O yüzden atın staminasının ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu biliyorum bu oyunda. Ve atın stamina değerlerine de hakimim. Dolayısıyla bu at son derece iyi bir at. Dayanıklık açısından. Onu da tekrar paylaşmak istiyorum sizlerle. Arap atı diye tutturmayın. Böyle bir manyak bir grup olmuş oluşmaya başladı. Abi şu Arap atını al diye. Manyak mısınız lan siz? Almıyorum Arap atını falan. Bununla oynayacağım diyorum ya. Neyse. Aha yine tren. Tren gördükçe soyasım geliyor vallahi artık. Beni de alıştırdılar. Alıştırdılar. Bak, aklın varsa tren gidersin. Soymaya çok müsaitim ha. Bunlar kim götürüyorlar lan böyle? Selam. Look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Şunları serbest bıraksak ne olur acaba? How are you boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hayret şerif diye çevirmişler. Avukat yazıyordu alt yazıda. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. Sanırım güncellemişler Türkçeyi. Türkçe dili. You're Scott? Partly. The best part. Of course. Now tell me, sir, what did the silly fancy fop back there do? Ağzı iyi laf yapıyor adacım. Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mine and investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just? I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys. I can't have more scandal. Well, allow us to help, my friend. Arthur, chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Gel, come gel. On, gel hadi bakalım. Perhaps we can discuss the foolish magician. Stay with that train. Don't let them get away. Tamam o iş bende. Shoot them, you hear me? Tamam. Okay. All right. Come on, we're losing them. Tamam gidiyoruz işte. Faster. Çok güzel görevler ya. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Lan bunlara hiç yardım etmemek lazım. Bunlar her türlü bizim düşmanımız. Bak atın staminasına bakın. Haldır uldur gidiyoruz yani. Full elim shift'te hala %70 seviyelerinde. Allah! Obo! Tamam atlayacak mısın? Tamam. Hadi bakalım. Al. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandpa. Tamam o iş bende. Kafamı şişattı lan. Oh. Lan iyi dayak yedik ha. Gelin lan buraya. Siz Arthur Morgan'la nereye uğraşıyorsunuz lan? Gelin lan buraya. Ne güzel kaçıyorlar. Çok güzel oyunsun be. Çok güzel be. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Al ağzına. Burnuma vururum seni. Oh. Allah. Şunları bir ye bakayım. Yalla. Sıra diğerinde. Öldürmek yok. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Adam. O bıçağı bırak. Yapamam üzgünüm.
Çok güzel sahneler ya. Oh! Ağzına. Al bakayım şunu. Elinde bıçak var daha hal. Oh kesti la. Lan! Lan oğlum. Ah! Düşürdüm abi. Gitti bıçağın. Oh, iyi vurdum kafaya. Evet evet. Lan Arthur var ya çok karizma adamsın be. Ha şunu al diyor pekala. Gel buraya şerefsiz. Gel buraya. Yalnız kaçarken de hiç ellemedik. Biraz aksiyon istiyorduk herhalde. Bring him out here. Deputy. Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in. Come on. Yeah, hadi bakalım. A fine job. Well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there and we'll take him to Sheriff Gray. There you go. You are a natural. Eyvallah. Ne istiyorsun? Size mi katılayım? What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation and that's. Ya hadi bakalım öyle diyorsan pekala. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd have to guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? Tabii abucum içi gibi. On your right here, these tobacco fields. This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain. Bence de öyle. Let me tell you. Ben daha önce aldım iyi biliyorum yani. Duşlar iyi bu oyunda. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Oğlum, inşallah Arthur Morgan ölmez ya. You don't know it? Where we're headed right now ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Tabii. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Greys for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Daha çok odaklandım arkadaşlar. Konuştukları zaman altyazıları okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Vallahi hiç kanun adamına yardım edeceğimizi düşünmezdim. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station of course. What more do you need? Her şeyleri var vallahi burada. They're back. And that's your friend, right? Yep. Okay. Yep. We're gonna stop just ahead on the right. Okay, al bakalım. Sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him? Tamam, o iş bende. Gel bakalım buraya. Chop, chop. Gel bakalım koca oğlan. Don't just keep him slumped on there for the whole town to see. Carry him over then. Hey fellas. Selamünaleyküm Şerif. We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, hikayesi çok güzel ya. Eyvallah Şerif. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. Make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this. Hey, bunlarla aramız iyi oldu. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Eyvallah Şerif. These better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around? And where you staying? I'm renting a caravan. The edge of town behind the church. Kıyafetler çok güzel değil mi ya? Yalnız benim şu üstümdeki şeyi çıkartmam gerekecek artık. Ceketi çıkartmam lazım. Two old plantation houses falling out of rebel gold.
marrying cousins or not marrying... Arthur, that's... Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. Şuna bak, hepsi günü şeye uygun, iklim şartlarına uygun takılıyorlar. Benim halime bak ya. Lan kendimi görünce böyle vallahi bunaldım. Nereden nereye yalnız arkadaşlar? Buz gibi havada başladık oyuna. Geldik şimdi şöyle rahat rahat takılıyoruz artık. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I could not tell you. Stay out of trouble. Thank you. Heh, kampa kadar da geldik herhalde. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these. İyi, hadi bakalım. All right. Thank you, Arthur. Rica ettim. Rica ettim canım benim. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Çok severim. I've had enough of the chase for one day. Yok ya. I'll need to relax someplace. Aynen, ben yok istemedim. Fair enough. It looks like it's you and me, old man. Siz gidin abi. Siz gidin, balık mı tutuyorsunuz, içki mi içiyorsanız, ne yiyorsanız, ne yapıyorsanız yapın. Şimdi şurada bir market var. Markete hemen bir uğrayalım. Fena da paramız... Aa, $163 var valla. Selamünaleyküm satıcı. Sana satacak bir şeyim var mı ya benim? Bakalım. Şöyle bir bakıyorum. Ve satacak bir şeyimin olmadığını görüyorum. En iyisi satın alayım ben. Ver bakalım kataloğu. Şu üstümden çıkartayım da. Şöyle güzel bir dış giyim, yelek, pantolon, kostüm. Kostümlerde ne varmış? Tekrar bir bakmak istedim ya. Bakayım. Yazlık bir şeyler aradım da. Şuna bak diyelim. Of. Çok fazla kalın be. Şövalye. Kumarbaz. Oğlum ne kadar kötü görünüyorum böyle. Çık çık çık. Çık, aman çık. Sen bana gömlek ver, gömlek. Heh. Ver bakayım gömleğini. Neler varmış? Bak diyelim. Tüm gömlekler diyelim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bunlar çok yakalı. Yakasız olanları yok mu diye baktım. Geç bakalım şöyle. Bir dakika. Çık abi şuradan. Ben buna daha sonra kampta ilgileneyim. İstemiyorum bir şey. Teşekkür ettim. Sağ ol kral. Hadi bakalım. He he. Vazgeçtim şu an. Haritayı hemen bir açalım. Şimdi şuraya gitmemi istemişti griler. Bunu şöyle bir işaretleyelim arkadaşlar. Şu atı da çağıralım bir. Atı çağırdık da. Nerede yemek yiyebiliriz? Hemen bir bakalım. Şurada yeriz herhalde. Gel bakayım. Gel kızım gel. Buradan geçer mi o? Dur ben geleyim gel. Gel kıyamam gel. Aynen, düz devam edeceğiz. Sağda kalacak. Pekala. Hadi bakalım. Tam sağımızda. Bir yemek yiyelim de Arthur kıçı başı dağıtmasın ya. Aferin benim kızıma. Vallahi ben sana yardımcı olamam. Hiç kusura bakma, işim gücüm var. Zaten iyice ortalık karıştı bizde. Selamünaleyküm, kusura bakmayın ya, ben biraz medeniyet yoksunu bir lavu. Çok üzgünüm. Biraz ses yaptım, pardon. Sakin ol lan.
Sauerkraut. Biraz yiyecek ne olabilir? Kızarmış yayın balığı. Evet, güzel gider. Ver bakalım. Oh! Biraz dinlenmek bizim de hakkımız arkadaşlar. Ne oldu lan burada? Ne oluyor lan burada? Şşş. Ne yaptınız lan? Ha. Bana mı diyor? İyi. Bana kimse artistik yapmıyormuş arkadaşlar. Dağıtacaktım yoksa burayı. Zaten dağıtmaya çok müsaitim. Ben atımı alayım. İşim gücüm var. Yemeğimi de yedim. Bir ara bir de duş alırım. Sonra bakarız abi durumlara. Ya görmedim, görmedim. Bırak beni ya. Kampa uğradıktan sonra da şu ceketi çıkartalım artık. Atın üstündeyken yapabiliyor muyuz bir saniye? Bir bakalım. Şapka. Buradan şapkayı takıyoruz. Böyle direkt değiştiriyor. Şöyle yapalım. Burada kıyafet değiştiremiyoruz ama değil mi? Üret, pişir. Üret, pişir dersek böyle kıyafet değiştiremiyoruz tabi. Şundan bir üretelim. Bazen çatışma sırasında gerçekten ihtiyaç oluyor. Yiyecek bir şeyler olsun elimizde. İstifle şunu. Başka ne varmış? Oo, kemikli balık filetesi. Pişir 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 hızlı hızlı. Bunu da istifle. Şuradan çık abi. Çık 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 çık. Aha, vardı lan üstünde iş. Yanlış mı gördüm? Üret, pişir, kampı daral. Uyku. Allah Allah, yanlış gördüm herhalde. Ya atta sanki yapabiliyorduk gibi hatırladım da arkadaşlar onu. Tam çıkaramadım. Şuradan bir denedim. Giyim, bandana, bunu geç. Sanırım olmuyormuş ya. Çok da uğraşmayacağım. Hadi gidelim artık. Sanki atın üstündeyken şeye ulaşıp yapabiliyorduk. Belki de az önce gözümden falan kaçırdım. Bilemiyorum. Devam ederiz. Çok da sizi tutmayayım. Şöyle aradan kaçalım. Grilere doğru gidiyoruz. Bu seri uzun uzun bölümler halinde gelecek. O yüzden sizin en sevdiğiniz olay. Uzun istiyordunuz videoları. Buyurun. Hey, look, I've been helping the sheriff with some trouble. Aynen öyle. Want me to have a word with a few of the folks on the property here? Emmett Lee. All right, have a word. But I ain't got the time to help. Obliged. Çıkar ulan dedim, ne oluyor anasını satayım. Griller hakkında hafif edemiyorum için Karigal'la sorun. Tamam, okey. You coming in or what? Geldim, geldim. Tamam, sakin ol. Yalnız burası da güzelmiş ha. Bunlar tütün işiyle uğraşıyordu değil mi? At şurada dursun abi. Şunu da bir sevelim. Bir kendine gelsin, temizleyelim. Bunlarla ilgilenmek lazım arkadaşlar. Besleyelim bir de. Atla ne kadar ilgilenirseniz o kadar gelişiyor aranızdaki iletişim ve at size daha da bağlanıyor. Selamun aleyküm. Hey. I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the okay. Time in the world. Tamam, pekala. Burası da büyük bir yer olabilir ha. Atı alıp geri gidelim. Atlar mı benim? Ya ne atlayacağım ya? Dur kızım sen burada. Ben atlarsın diye düşündüm. Vallahi dur bir seveyim seni ya. Pati ver. Pati ver.
Neyse. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Koşacak mısın artık? İçeri bakalım bir. Yok artık. Lan niye bu kadar zorluyorsun? Başka giriş yeri yok. Değil mi? Arkadan bakalım. Ha buradaymış eleman. Aynen öyle. Excuse me, friend. Ne oluyor lan benim karaktere? Not yet, but he is hoping. Sapıttı. Yes. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Kimi? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Greys have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's Tam bir ne kadar çok hareket ediyor. Bir dur karşıma geç konuş lan. Tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? Hayır. Aynen. Bravo Arthur. Seems unseemly. I'll pay. I've got money. İstemiyorum. We've always got money. No brains mind but money. Well, in that case. I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Yahoo. Take her this letter and this bracelet, please. Ulan Morgan, parayı duyduğun zaman. Gizli gizli gireceğiz pekala. Ve biraz mesafe var. Gel kızım. Gel 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 gel. Ulan Morgan vallahi işimiz gücümüz var. Şu yaptığın işe bak ya. Let's go girl. Bu arada çok sağlam paramız vardı. Ceza mı neymişiz? Ne yapmışız anasını satayım bilmiyorum. Sağlam ceza ödedim ha. $260 falan ödedim yani cezaya. Gençler kendinize iyi bakın. Geleceğim yine buraya. Evet, şimdi buraya biraz gizemli gizli girmeye çalışacağız. Yeah. Böyle yoldan gidelim ya. Dutch senden silah kullanmamı. Tamam okey. Silah kullanmak yok. Acaba kullansam ne oluyor? Yani oyunun gidişatı değişiyor mu? Muhtemelen değişiyordur yani. Oyun bana onu hissettirdi arkadaşlar. Şu topraklarda gerçekten at binmek harika ya. Bu oyun bilmiyorum baya iyi. Bir daha ne zaman böyle bir oyun gelir? Rockstar GTA 6 ile getirebilir belki. Ama bu kadar geniş çaplı, bu kadar büyük olmayacağını söylediler diye hatırlıyorum. Bu oyuna gerçekten çok çalışmışlar. Biraz dikkatli hareket edeceğiz chat. Chat diyorum pardon. Yayında değilim arkadaşlar şu anda bu videoyu çekerken. Normal baya videosunu öyle hazırlıyorum. Ve evet. Şimdi şöyle bakalım biraz. Devam. Şöyle bir daha bakalım etrafa. Kimseyi göremedim. Allah 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 Allah. Herif hemen solumda lan. Şöyle devam etsek.
Çardak'ta falan mıdır acaba? Hemen zamanı yavaşlatalım. Devam. Orada iki kişi var. Sağımdaki uzakta. Hey hey. Soldaki biraz ayrıldı. Şu önümdekini atlatacağım ben. O tarafa giderken ben şöyle şöyle giderim herhalde. Hayır. Bir dur bakalım. Burası temiz. Şunun ayrılmasını beklesek daha iyi olur. Şimdi arkasından geçerken pat diye, aynen bak. Pat diye dönerdi arkasını. Vallahi bundan sonra buyur buradan yak. Sıyrıldık gibi ha. Tamam. Oraya atlattık. Sağımızda kimse yok. Karşımda bir herif var. Yapma. Casus gelmiş gibi görünüyor diyorlar. Ana gördü beni ama sıkıntı yok. Orada da herif var değil mi? Suyun içinden geçsem. Yüzerek. Hadi bakalım Arthur. Ulan oğlum bana verdiğin göreve bir bak ya. Yokum yokum, burada yokum. Tamam tamam tamam. Çık hemen şurayı. Okey. Yaklaştık. Şu dayanıklık biraz dolsun. Geldik herhalde ha? Dur lan. Vallahi geldik arkadaşlar. Hanımefendi. Size gelmek için vallahi ne uğraştım ya. Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh, abla da iyiymiş. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from from Bo. Oh, he is so strange. Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are bir bardak da bana koy. Stuck in the dark ages. Well, I don't know. Zaten bana vermiş. Perhaps. Sağ ol abla. Bo's different. But if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left, but now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are something else. You got a family, sir? No. Hayır, yok. Really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say except I hope they all rot. I don't. Sen de mi bir şey göndereceksin? Well, maybe a bit. But here. If you see Bo again, will you give this to him? Sure. Ya hadi bakalım. Bir de şimdi aynı şekilde çıkmaya mı çalışacağız buradan ya? Vallahi billahi. Bölgeden görünmeden ayrıl. Yine başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Sudan geçmeyelim abi. Yeteri kadar ıslandık. Gerçi sudan geçsem daha iyi olacak. Şöyle geçelim hemen. Tamam.
Staminamız yeterli. Atım o tarafta. Etrafta birileri var mı? Yok. Şu evin yanında birileri var mı? Bir tık hızlanalım. Şuradan topuklayabiliriz herhalde ha? Allah'tan sis var. Şöyle gidelim. Lan ne kadar büyük bir arazi. Şu arazinin büyüklüğüne bakın. Atı çağırsam dikkat çeker mi acaba? Biz şöyle yavaştan uzamayı deneyelim ya. Buraya kadar getirdik şimdi. Bok etmeyelim arkadaşlar. Etrafa bakıyoruz. Kimse yok. Devam. Çok sakat bir aile ha. Nasıl zenginler. Hop şuraya attık mı kendimizi? Olay tamam ya. Yes. Gel kızım. Gel gidelim artık gel. Şimdi bayağı da yol gelmişiz. Neredeydi o? Daha sen dur. Ah. Buraya gidebiliriz arkadaşlar. Daş bir seferlik dursun. Biz şu kızın verdiği görevi bir yapalım. Ne oluyor lan? Hala arazide miyim ben? Vallahi adam bir an görünce aha dedim başlıyoruz herhalde. Gel kızım gel. Hadi gidiyoruz gel. Bu arada staminamıza bir el atalım arkadaşlar. Şunlar dolduruyormuş. Dead Eye dolduruyormuş. Şöyle göm abi. Hadi bakalım. Ne kadar mesafemiz var? Burada yakında ne var? Tamam direkt yardırıyoruz. Dedim acaba hızlı seyahat yapabilir miyiz ama hiç de gerek yok. Şu etrafın güzelliğini göre göre gidelim abi. Kolay gelsin müdür. Hakikaten adamların aile bayağı maytaplı bir aile. Ben maytaplı diyeyim siz anlayın. Soldan geçer miyiz? Bu ne oğlum, burası nasıl bir yer? Oyunda hala bazı yerlerde frame düşmeleri var. Yani ben büyük ihtimalle çözmüşlerdir bu optimize olayını diyordum ama gerçi oyunda çok epik bir oyun, o yüzden bir şey diyemiyorum şimdi. Harbiden ne oluyor lan? Ne oldu lan? Ne oldu? You okay, mister? Please. I've been bitten by a snake. Vay da. Ne yapmam lazım? I need medicine. Or you need to... Zehri em mi? Al al. Al bakalım. Zehir filan emmem ben. Aynen. Rica ettim. Hadi artık daha iyisin hadi. İyisin değil mi? Hadi bakalım. Hadi hadi. Sıkıntı yok. Ben ondan alırım ya. He. Hadi dikkat et. No more. Just stay the hell away from snakes, all right? Ya, burası da yalnız hakikaten yılanların yoğunlukta olduğu yer belli. Çünkü benim at da bayağı huzursuz oldu. Az önce basıp gitmiş arkadaşlar. Şimdi bazı atların işte özellikleri burada farklılık gösterebiliyor. Bazı atlar yılandan korkmayabiliyor ya da işte yabani hayvanlardan korkmayabiliyorlar. Öyle artıları oluyor. Sakin ol, sakin ol. Geldik sayılır, gelmişiz. Güzel. Dur ya, seni bir seveyim, sen bir sakin ol ya. Sen sakin ol ya. Good job. Good job. Şimdi. Selamun aleyküm. Gel buraya lan. Şş, alo. You got my money?
Sure. Did she give anything? For me? Gönderdi. Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. Onu daha ekstra. I can't be bothered. Here, take it. Ulan be. Thank you, Arthur. You'll... Thank you. Rica ederim, rica ederim. Onun için de para verirdin iyiydi ama. Bak atlara fısıldayan adamım ben. What a woman. She's... This'll get her killed for sure. What? Women's suffrage. Around here they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. Hayda. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Ulan, ulan. No more running around with letters. Thank you. Come on. Tamam, ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Ulan merak ettim ha olayı. 12 dolar mı? Ciddi mi lan? Hayda. 12 dolar için yaptığın işe bak Allah'ını seviyorsan ya Arthur ya. Oğlum gerçekten 12 dolara mı yapıyorum ben bu işi ya? Sırf hikayeyi merak ettim. Vallahi bunların aşk olayı neye dönecek çok merak ettim. Oha bir anda gündüz oldu lan neredeyse. Bu nasıl keskin bir hava şartı şeydi ya. Değişimiydi. Allah Allah peki. Good as the cause is. I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman. Not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. Ne oluyor lan burada? There they are. İnsene ya. What are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. Ya yapma Penelope. Do something, please. Do what? He, ne yapayım ben? They need me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. Ne istiyorsun ben? Ne yapayım anlamadım. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun, my friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Merhaba. Maşallah erkek gibi kadın. I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest. Oğlum nasıl bir şeyin içine girdik ya? Like the sheep and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you feel right at home. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign. Ya hadi bakalım. Güzel görevmiş bak, şimdi hoşuma gitti. Take us down Main Street. Tamam. Tamam, siz şarkı söyleyin. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Okay. Well, they'll hear it all right. Very good, Mr. Morgan. Are you an old friend of the movement? Driver, Mrs. Calhoun. Alkışlıyor oradan. Ya keşke söyledikleri şarkının çevirisini yazsalar alta güzel olurdu. You can keep your shotgun to yourself. Abla bayağı sıkıntılı ha. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. Aynen öyle.
Bunlar niye bize yetişmeye çalışıyorlar ya? Hadi inin bakalım. Abi o ses kargaşasına bakın. And gentlemen, well, this is a great day for all of us. Yay! For today is the day we begin to live as equals. Equals! Ah! Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Fair, equal, and free, just as the founding fathers intended. Founding fathers, not founding mothers. O dönemde de bak değişen bir şey yok. His philosophy dependent on biology. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. Shh. Onun için parmakla. Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. Stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Hadi bakalım. Arthur işe dahil oluyor. You always were a cocky little. Weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me, Ron. What? You'll hit me? Sir, can you not see? Gelin bakalım. How idiotic you are. Come on, Bo. Let's go. Hadi gidelim, Bo. We gotta go before they think twice. Oh Lord. Follow me. I know a place. Tamam. Okay. Hadi kuzeninin elinden aldım seni hadi. Yürü hadi sendeyiz. You don't want to go back and hear the speeches? I ain't voted before, but kind of getting hot. Morgan'ın hoşuna gitmeye başladı olay. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you. I know about Penelope and you, and I've been here only 10 minutes. Sooner it's out, sooner it's resolved. Doğru söylüyor bu arada. Sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites. Bir de Penelope yani hiç oralı değil. Ben sana söyleyeyim. Senin onu düşündüğün kadar seni düşünmüyorum. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right. Yeah, and Penelope said, I ain't heard about daughters. I heard about gold. But Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. But I don't know. This ya bu kadar para meraklısı olma Morgan ya. Nobody died. Ain't that awful. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will. As soon as I have enough money. When my family, we have money, but I don't. Is your family very rich? Yes, Hayda. Well, I believe so, but they keep me out of the discussions. I have more of a artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Parayı alayım ben. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Bak, 12 dolarsa vallahi suratına vururum o parayı senin. Bir daha da yapmam bu görevi, devam etmem bu göreve. 30 dolar. Allah Allah. Neyse. Neyse, hadi. Daha da yapmıyorum senin görevini. Dacha gitsek fena olmayacak. Şurada neler varmış? Bypass. Evet, bu zaten buradaydı. Oshin'in görevi var. Biz bu tarafa gideceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, Dutch'ın göreviyle bir sonraki bölümde karşınızda olacağım. Yavaş yavaş içeriği tükete tükete Red Dead Redemption'ın sonuna geleceğiz efendim. Yaklaşık ortalama herhalde bir 45-50 saat civarı bir oynanış süresi sunan bir oyun. Öyle duydum. Sonunda ne olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Artık yavaştan Dutch'in yanına gidelim ve
gerçek meselelerle ilgilenmeye başlayalım. Oyunu bitirdikten sonra da online'ında kaybolurum ben yine oyunun. Öyle görünüyor. Umarım bu performans sorunları vardı bir ara. O yüzden oynayamamıştım online'ını. Onları da düzeltmişlerse eğer. Valla haldur huldur. Red Dead Redemption'a devam ederim. Evet, benden bugünlük bu kadar. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.